Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayız. DGS kampımızın 7. günündeki bugün konumuz basit eşitsizlikler. Kurallarımız var. İlk kuralımız şu. Y x'ten büyükse değerli arkadaşlarım. Ben her tarafa bir a sayısı eklediğimde x artı a küçüktür y artı a olacaktır. Tamam mı? Yani biz herhangi bir reel sayı eklediğimizde ya da çıkarttığımızda hiç fark etmez. Eşitsizlik değişmeyecek bu dikkat edelim bu noktada Şimdi x Y'den küçükken tabii şöyle daha güzel yazalım X y'den küçükken biz bunu herhangi bir a sayısına çarptığımızda yani X a Tabii şöyle yapalım X çarpı a yaptığımızda Ne olacak? Y çarpı A. Heh. Bu eşitliğin bozulmamasını istiyorsam A büyüktür sıfır olmalı. Yani pozitif olmalı. A pozitif eşitsizlik yön değişmez. Fakat bu çarptığım A sayısı negatif olursa yön değiştirecek. X çarpı A, Y çarpı A'dan büyük olacak. A küçüktür sıfır için. tamam Hocam ben bunu anlamadım. Sağlamasını yapalım. Örneğin X'imiz 2, Y'miz 3 olsun. <laughs> Özür dilerim. Hiç fark etmez bu sayı değerleri ama şu an örnek olsun diye verdim. 2'ye 3 olarak düşünelim. Şimdi hocam x 2 a da 1 olsun. 2 çarpı 1 y 3'e 1 değil mi? 3 çarpı 1 3 3 büyüktür 2 anlaşıldı mı? Evet 3 büyüktür 2 oluyor. Şimdi burada x 2 a eksi 1 olsun. y 3 a eksi 1. Şimdi burası eksi 2 sol taraf sağ taraf eksi 3 yaptı. Eksi 2 eksi 3'den büyük müdür? Büyüktür. O zaman biz burada a sıfırdan küçükse eşitsizlik yön değişir. Yani bir sayı eksiyle çarptığın zaman, negatif çarptığın zaman eşitsizlik yön değiştirecektir. Aynısı bölmede de geçerli. Onu yazmamaya gerek yok o yüzden şu an için. Devam edelim arkadaşlar. Başka burada ne var? Şu da var. Mesela x büyüktür y ve a büyüktür b olsun. Biz bunları istersek şu şekilde toplayabiliriz. x artı a y artı b'den küçüktür diyebilirsin. Anladın mı? Buradan yana sıkıntı yok. Yani eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılamıyor değerli arkadaşlarım. Ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer x ve y aynı işaretli ise, aynı işaretli yani x de pozitif ya da x de negatif ve x büyüktür y ise bunun tersi 1 bölü x büyüktür 1 bölü y olacak. Örneğin x ve y aynı işaretle. Diyelim ki x 1, y 2 olsun. Ya da hadi 3'e 4 yapalım. Fark etmez. 1 bölü 3, 1 bölü 4'ten daha büyük değil midir? Evet. Bakın bu şekilde sağlamasını yapılıyor. Yani her iki tarafı da aynı işaretli olan eşitsizliklerde iki tarafın çarpmaya göre tersi alınırsa eşitsizlik yön değişecektir. Değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Şunlar da tabii en temel bilmesi gereken bilgilerden biri. A kare küçüktür A. Yani A sayısı A kareden büyükse değerli arkadaşlarım. Bu sayı negatif değil dikkat et. 0 ile 1 arasındadır. Örneğin A'yı 1 bölü 2 seçelim. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 1 bölü 2'den küçüktür. Bak oldu? Bu A sayısı A kareden büyük olmuş oldu. İşte bu aralıkta olması gerekir diye bilmemiz yeterli olacaktır biz aradığında tamam Şimdi sorular üzerinde daha detaylı bir şekilde konuyu öğrenelim. A artı B toplamı kaçtır diyor. Tam sayısı değerli arkadaşlarım buradaki A'nın alabileceği değerler 5, 6 ve 7 sayılarıdır. Eşitlik olsaydı şöyle diğerlerinde 4, 5, 6, 7, 8 olacak diyecektik. Tamam. A artı B toplamı kaçtır diyor hocam. Şimdi A5 için çarpımları 25'ten büyük olacak. Mesela o zaman B'yi 6 seçebilirim. 5 kere 6 30. Ama 6'da değişiklik yok. Gitti hocam. A'nın 5 olma ihtimali kalmadı. Peki A 6 olsa 4 seçsem 24. 5 seçsem 30. A'nın bu olma ihtimali de kalmadı. Ee, 7 kere 3 olmaz. 7 kere 4 de yapsam 28 olur. Demek ki A 7 B 4'müş. Topladım 11 geldi. Anladık mı olayı? Şu aralıkta olmasını istiyoruz. A çarpı B'nin. Hangisi doğrudur diyeceğim. X artı Y toplamı X artı Y sıfırdan küçükmüş. E, artı Y'yi karşıya attığımız zaman X eksi Y X'den büyüktür. Her tarafı eksiyle çarptığımız zaman X Y'den büyük bir kere. Bunların en fikiriz. Her tarafı eksiyle çarptım. Eksi X Y'den büyük. Eksi X Y'den büyük. Tamam eksi y'de x'ten büyük. Y'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Şuradan baktığımız zaman. Z eksi x de sıfırdan büyükmüş. Eksi x'i karşı attığımız zaman z x'ten büyük bir kere. Bundan en fikrim. Z x'ten büyük olan şıklara baktığımız zaman. Çünkü eksi x'i karşı attığımız zaman. Z x'ten büyük olacak. Bu şıkkımız var. A şıkkı var. B şıkkı var. C şıkkı gitti. E şıkkı gitti. D şıkkı gitti. Bak şunu kaldı? Şimdi y'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum zaten. A ve B şıkları da bunu doğruluyor. Peki. Burada başka çıkarım yapabileceğim bir durum var mı? Şimdi şurası. Z ye karşı atarsam. Eksi x. Y eksi z'den küçük. Eksi x'in y'den büyük olduğunu biliyorsam. Ya da her tarafı eksi açarım. X büyüktür. Eksi y artı z. Eksi x y'den büyüktü zaten. Yani şöyle düşünelim o zaman. Y mesela 1 olsun. X de eksi 1 olsun. Eksi 1'den dolayı. De He. Demek ki x sıfırdan küçük olma ihtimali daha yüksek. Mesela x eksi 1 olarak düşünelim. Yani üst tarafta düşünelim. Daha mantıklı olur. Daha isabetli olur. Şimdi x eksi 1 olarak düşünün. Burası 1 yaptı. Y eksi z 1'den büyük olmalı. Mesela y 3 x z 2 de olabilir. Bu durumda z'nin negatif olabilme ihtimali de var. Bunu hatırlatalım. Bir de x artı y'nin toplamı sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. x negatif zaten. Mesela x neyse yani mesela x eksi 2 ise y 1 olabilir. Hani eksi 2 1 gibi. O zaman x eksi 2 seçelim. Burası 2 yapsın. 2 1 eksi z mesela. O zaman z buradan 1 olsa sağlamayacak. Ama eksi 1 olsa demek ki z sıfırdan küçük olacak. Z küçüktür sıfır. Tamam. Z x'ten büyük ama bak zaten z x'ten yine büyük durumdayız. Ama z sıfırdan küçüktür cevap B şıkkıdır değerli arkadaşlar. Tamam. Takılın birine Usta şey bunlar kısmını yazabilirsin. Her zaman doğrudur diyor. Şimdi dikkat edeceğiz burada. X ile Y'nin çarpımı sıfırdan küçükse hocam. Bunlar için şu ihtimaller söz konusu x artı y eksi x eksi y artıdır. Çarpımları sıfırdan küçük olduğu için. Şimdi y mutlak x'den büyükmüş. Her halükarda mutlak x. Yani x ne olursa olsun. Pozitif değil mi? Evet. Y pozitif bir sayıdan büyükse y pozitiftir hocam bir kere. Yani pozitif olması lazım ki büyük olsun. O zaman x negatiftir. Yani x sıfırdan küçük y sıfırdan büyüktür. Ha, o zaman şu ihtimal kaldı hocam. Yani şu oldu. x eksi y artı haline geldi. Peki, peki hala. x eksi y, eksi y karşı attım. y büyüktür x. Bundan ne fikir miyiz hocam? Eksi y karşı attım. y büyüktür x. y sıfırdan büyüktü, eksi sıfırdan küçük olduğuna göre tabii ki de doğru bir ihtimal. x artı y sıfırdan büyük x karşı attım. x eksi y'den büyük müdür? Hmm. Şimdi x negatif. Eksi y de negatif hale geliyor. Ancak şu şöyle bir bilgi yok bende. Aslında şöyle düşündüğüm zaman. Y mesela 3 olsa X mesela 2 olur diyelim. Y X'den büyüktür ama X3 gibi düşün. Aynen mesela X3'e X3 Yok yok şöyle diyorum aynen. Hani X'in y'den büyük olma ihtimali var. Mesela X 2 olsun. Değil mi? X 2 olsun. Y 3 olsun. X 2 olsa y eksi 3 eksi 2 eksi 3'ten büyük olabilir. Hani ikinci ihtimalde doğru olma payı var. Peki bunu olmama e, e, olma ihtimali var mı? Yani mesela burası eksi 4 olsa mutlak eksi 4. Mesela mutlak birden büyük mü? Değil. Ya yani küçük bir değil özür dilerim. Büyük yani. O yüzden şu da doğru. Sıfır olma ihtimali var mı hocam? Yok sıfır olamaz. E, o yüzden x'in eksi y'den büyük olma durumu da var. Bu da doğru. Ama y bölü x'in eksi 1'den her zaman küçük olup olmayacağını bilemem. Şimdi mesela bakın şu ihtimalde 3 bölü eksi 2 yapıyor zaten. Hani eksi 1 buçuk yapıyor. Ee, ancak her zaman ifadesi biraz daha tehlikeli olduğu için sonuçta y artı x eksiden dolayı bir kere eksi olabilir. Bundan yana sıkıntı yok ama gerçel sayılar diyor. Yani şöyle bir ihtimalde olabilir. Mesela eksi 1.9 bu 1.9'dur. Bu da 2 diyelim ki. 2 bölü 1.9 eksi bir sıfır attım. 20 bölü 19 olur. 20 bölü 19 da değerli arkadaşlarım. Eksi 1.001 yapar. Gerçi o da doğru. O da daha şey yapıyor. Evet bu da her zaman eksi 1'den küçüktür. Cevap hepsi. Hı -hı. Hepsi oluyor. Güzel bir soruydu. Bakın bayağı uğraştıracağım ama güzel sorulardan. Şimdi hocam A çarpı B, B çarpı C var. A B ve C sıralama yapmaya çalışalım. Eksi B'yi karşı attığımız zaman B, A, B'den büyüktür bir kere. Bunlar en fikrim. Eksi B'yi karşı attım. A büyüktür B. A büyüktür B. Gitti hocam. Bu olabilir. Gitti hocam. Olabilir. Olabilir. Üç şıkkı indirdim. Şimdi. Bir de şu var. A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçükse A eksi C artı A artı C eksi olabilir. B çarpı C sıfırdan küçükse C artıysa B eksi olabilir ya da B artı olabilir. Peki Pekala şimdi. Başka ihtimal var mı? düşmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar şimdi. A çarpı C sıfırdan küçükse dedik ki eksi ile artın çarpımından dolayı bir artı ile eksi çarpımından da olabilir. Da olabilir. Ee, başka bir ihtimal var mı hocam burada mesela? Evet. Şimdi bu ihtimale göre A B'den büyükse C, mesela şu ilk durum için incelediğim zaman A B'den büyükse eksi ikisi eksi ise C artı ise C en büyük olabilir. Yani C büyük A büyük B olabilir. Evet. C olma şıkkı var ilk duruma göre. İkinci duruma göre baktığımız zaman o zaman C en küçük olacak. A B'den büyük B de C'den büyük olabilme durumu var. Bir kere o zaman Denizli'nin olma şıkkı kalmadı. Denizli'yle dedim. Şimdi bu ikisi arasında kıyaslama yapmam lazım. Şimdi C mi büyük bunlardan değil mi? Evet. Şimdi bakın burada C'yi böldüğümüz zaman her iki tarafı B büyüktür A oluyor. Demek ki arkadaşlar C sıfırdan küçük. Yani C eksi olacak. C eksi olacak. Neden? Bak şöyle düşün. Mesela A artı 1 olalım. A artı 1 olsun. C eksi 1 olsun diyelim ki. Ya da şöyle yapalım. A 2 olsun. C eksi 1 olsun. B ondan daha küçüktü. 1 olsun. C de eksi 1 olsun. Eksi 2 eksi 1'den küçük mü? Küçük. He, bak nasıl oldu ama C negatifken bu durum oldu. Mesela C 1 olsa 2 büyüktür. 2 küçüktür 1 olur mu? Olmaz. Hani B'de küçük olduğu için adı. Ha. C'nin negatif olduğunu buldum. C negatifse A ile B pozitiftir. Yani C en küçük gelecek. Cevap E şıkkıdır. X tam sayılarının toplamı karşılıyor. X sıfırdan küçük olduğu için X'e eksi değerler vereceğiz. Şimdi hocam başlayalım. 10 bölü eksi 1 nedir hocam? Eksi 10 Eksi 1 eksi 10'dan büyüktür, sağlıyor eksi 1 olur. Eksi 2 için bakalım hocam. 10 bölü eksi 2 nedir? Eksi 5. Eksi 5 eksi 2'den küçüktür, sağlıyor mu? Sağlıyor hocam. Başka hocam onu bölenlerden eksi 5 sayısı var. Buradan ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Eksi 5 eksi 2'den büyük değil. Bundan sonraki ihtimaller de sağlamayacağı için arkadaşlar. Burada toplam, topladım. Eksi 1, eksi 2 daha. Eksi 3'tür. Başka bir ihtimal yoktur. Şimdi hocam bakalım burada. B ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük. Bakışın şimdi B ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük ve B çarpı C A, B, C'nin çarpımı sıfırsa bu B ve C'den de gelemeyeceğine göre demek ki A sıfırdır. Şimdi A sıfırsa C sıfırdan büyükse C de sıfırdan büyük olacak bu ihtimalde. O zaman B de sıfırdan küçük olacaktır. Bunların sıralamasını sormuş hocam. B sıfırdan küçük olduğu için B en küçük. C en büyük A da ortadadır değerli arkadaşlarım. Anladık mı olayı? Şurası bize soruyu çözdürdü aslında. Güzel bir soruydu. Şimdi tam sayı dediği için hocam bir sıkıntı yok. Yani X'in alabileceği X, 3, 4 ve 5 ihtimallerdir. Gerçel sayılar olsaydı o zaman farklı bir durum yapacaktık x çarpı y'de 1 ile 60 arası. Şimdi hocam kaç farklı x'ye sıralı ikilisi vardır diyor. Sen başlarsın hocam. Ee, x için şöyle yapalım. Çarpımlarının en az birden büyük olduğunu biliyorum. x 3 için değerlere bakacağız. Burada da y değerleri. 1 olur mu hocam? 3 kere 1, 3. Olur mu? Olur. 2 olur mu? Olur. Nokta 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 nokta. Kaça kadar gidecek hocam burası? 20'ye kadar gidecek. 20 çarpı 3 60 sağlıyor. X3 için bu durumlar var. Yani 3'e 1, 3'e 2 değil mi? O şekilde. X4'ten itibaren hocam başlayalım. Y değerleri kaça kadar gidebilir? 1, 1'den başlar. 2, nokta 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 15'e kadar. X5 için Y değerleri hocam tık tık tık, tık kaça kadar gider? 12'ye kadar gider. 1'den 20'ye kadar olan sayılar kaç yandır hocam dersen. Bak şimdi şöyle düşün. Mesela 1'den 5'e kadar olan sayılar 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane? 5 tane. 1'den 20'ye olan sayılar da kaç tanedir? 20 tanedir. Demek ki birinci durumdan 20 tane sayı geliyor. İkinci durumdan 15 tane sayı geliyor. Üçüncü durumdan 12 tane sayı geliyor. 20, 15 daha. 35, 12 daha 47. Yani 12 tane daha sayı geliyor derken şu mesela x5, y1 olabiliyor mu? Olabiliyor. Yani bunun gibi. 3'e i̇şte e 1, 3'e 2 bilmem ne falan filan kaç tane ama 47 tane sıralı ikili geliyormuş hocam. Tamam. Geldim hocam bu duruma. Bakın B sıfırdan küçükmüş. Demek ki B eksi işaret incelemesi yaptığım zaman. Şuradaki sonuçta B sayıları aynıdır. C büyüktür A diyebilirsin. Yani aynı olduğu için sonucu etkilemeyecek. O yüzden B'leri görmeyebilirsin şu durumda. B'leri görme. Bir de bu şu durum var hocam. A büyüktür 0. A sıfırdan büyük. E, C hayli hayli büyüktür 0. Demek ki C büyüktür A büyüktür B. B negatif ya. C A B C A B. B C şıkkına vurdum cevabı. Yola devam. İşaret incelemesi önemli arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi. Eksi B'ye karşı atarsam. B büyüktür A. Bir işimize erip bakacağız. A kare bir kere hocam. A kare çarpı B. Bak bu bize soruyu çözdürecek. Sıfırdan küçük. A ne olursa olsun burası artı olmak zorunda değil mi? A kare çünkü değerli arkadaşlarım. Yani iki tane eksi sayıda olsa çarpımı artır. Pozitif olsa pozitifin de karesi artır. Her, her iki artı geliyor. B buradan ne geliyor hocam? Eksi. Bakın şimdi. B eksi ve B A'dan büyüksü A da eksi olacaktır bir kere. Bunun ne fikri. Ve B ve A eksi ise hocam. Bak şimdi ne oldu? A, B, C'nin çarpımı. Sıfırdan küçük. A eksi B eksi çarptım artı C de ne olacak? Eksi olacak ki sıfırdan küçük gelsin. Hepsi eksidir. Cevap A şıkkıdır. Evet en küçük en doğal sayısı kaçtır diye sorulmuş hocam. Şunu yapabilirsin. N eksi 1 bölü 6'yı bu tarafa atalım. 7 bölü 3 eksi. N eksi 1 bölü 6. Burada da 0. Bir şey kalmadığı için 0 yazıyoruz. Burayı 2 ile genişletelim. 7 kere 2 14. 14 eksi içeri attım. Eksi N artı 1 bölü 6 küçüktür 0. 6'yı karşı çarpma olarak atabilirsin. 14 eksi n artı 1 küçüktür 0. 14 artı 1 15. 15 eksi n küçüktür 0. N'i karşı attım. 15 küçüktür. N büyüktür 15 özür dilerim. N 15'ten büyük alabileceği en küçük doğal sayımız kaç? 15'ten büyük soracağım 16'dır. Tamam. En küçüğünü sorduğu için. Soru ona göre verilir arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Şimdi x eksi y farkını soruyor değerli arkadaşlarım. Demek ki şurayı eksi ile çarpacağız. Üst taraf eksi 4 x büyüktür 2. Aşağısı da 5. Eksi ile çarptığım için yön değiştirecek. Büyüktür y büyüktür 1. Bunu da şöyle gösterebilirsin. Y birden büyük ve 5'ten küçük tabi eksi y. Şimdi bunları taraf tarafı topladığım zaman. 4. 4 artı 1 3. X eksi y. 5 artı 2 7. Bu aralıktaki alabileceğiz tam sayı değerleri sormuş. 2 eksi 1 0 1 2 3 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonradır cevap D şıkkıdır değerli arkadaşlarım. Tamam. Geldim hocam buna ne diyor? X eksi Y mutlak değer ifadesini alabileceği en küçük değer arkadaşlar. Bakın tam sayı demiş. Ben X ve Y'ye değerler vereceğim ve bakalım ne gelecek. Eksi 2 değerini verebiliyorum. Mutlak değer içerisinde eksi 2 var. Ve Y'ye de eksi 1 verdim düşünelim. Buradan hocam mutlak 3'ten 3 üç gelir. Yani mutlak x3 o da x3 olarak dışarı çıkar. Başka hocam mesela x'e 0 vereyim. y'ye 5 verelim. 0 eksi 5'ten mutlak eksi 5'tir. 5 beş olma durumu var. 5 bak. Bir kere 4 gitti hocam. Harikasın. Başka hocam x'e eksi 1 verelim. y'ye de eksi 5, e, y'ye de 5 verelim. Eksi 1 eksi 5 ne yapar hocam? Mutlak eksi 6 yapar. O da 6'dır. Bak 6 olma durumu da var. 5'e gitti. 7 olabilmesi için nasıl bir şey olması lazım? x eksi 2 olur. y eksi 5 olur. Eksi 5 dediğim de yani y 5 olacak. Yönündeki eksiden dolayı eksi 5. O anlamda yani. Yoksa y eksi 5 değil. Aynen. Mutlak eksi 7 o da 7 olur. Harikasın. 7 olma durumunu da bulduk. Ama 8 olma durumu yok. Çünkü bu taraf eksi 3 olması lazım. Tamam. Cevap değişiktir. Eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor hocam. Zaten bak şıklarda da az değer var. Zaten burada olabilecek ihtimaller ne olacak bu mutlak değerin sonucu? Mesela x eksi 1 olsa eksi 1 eksi 2 ne yapar? Mutlak 2 yapar. Mutlak 2 2'den büyüktür diyemezsin. O zaman x eksi 1 olamaz. hocam x eksi 2 için düşündüğüm zaman eksi 2 eksi 1 mutlak 3 3'den büyüktür. Demek ki eksi 2 olabilir. Başka hocam. Bir de bunun mutlak 3 olma durumuna bakalım. O zaman x 4'tür. Yani 4 eksi 1'den mutlak 3 3'tür. Mutlak eksi 3 de 3'tür. Bu şekilde gideceğiz. Ee, hocam başka 4 olma durumuna bakalım. 4 olması için x 5 olur. Başka bir de x eksi 3 olur. Eksi 3'ün eksi 3 eksi 1'den eksi 4'ün de mutlaka 4'tü. Başka bir ihtimal yok. Eksi 2 eksi 3 eksi 5 5 birbirini götürdü şunlar. Ve cevap 4 geldi hepsinin toplamı. Tamam. Buna göre hangisi doğrudur diyeceğim. Şimdi burada götürüp yenileceğiz. x a artı b'ymiş. a artı b. z a artı c. x yazdık. y neymiş? b artı c. Bakın arkadaşlar şurada şu metodu yapabilirsiniz. Hani A'ları görme. Sonuçta aynı sayı yani. Sıfır gibi, sıfır gibi düşün. C büyüktür B. Yani bak bunu bu şekilde söyleyebilirsin. C büyüktür B. Başka? Ee, şurada B'leri görme. A büyüktür C. A büyüktür C. E, A C'den büyük. C de B'den büyükse en büyük A'dır. Sonra C'dir. Sonra da B'dir. A, C, B. Acaba? Acaba? Acaba deniz ışıkı umarım anlaşılmıştır. Şimdi bu x eksi 1'den büyük ve 0'dan küçükse değerli arkadaşlarım. Örneğin x'e burada ne seçebilirsin? Eksi 1 bölü 2 seçebilirsin. A şıkkı için. Eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2. Bu ters çevirip çarpılır. 2 bölü eksi 1. Eksi 1'ler gitti. A 2 geldi. Eksi 1'in karesinden burası 1 bölü 4 geldi. Burası da şöyle eksi eksi 1 bölü 2'nin küpü. Eksi 1 bölü 2'nin küpü eksi 1 bölü 8 yapar. Bunu da eksileri çarptığımda artı 1 bölü 8 olur. Sonuçta buradan en büyük A geldi hocam. Sonra B sonra C. Cevap E şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir diyelim. DGS Kamp 7 biter. Şöyle yazalım. DGS Kamp 7. gün biter. Sizden şunu soruyorum arkadaşlar. Bu arada şu sorumun da cevabını istiyorum sizlerden. Sizce bir sonraki videomuz akıl yürütme problemlerine dayalı sayısal mantık sorularım olsun. Yoksa problemler kampına mı başlayalım? Aşağı yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Umarım yararlı bir video olmuştur.